Ve geldik Tonguç Evladım benim çok önemli bir konuya. Yani ikinci dereceden denklemler konumuza... Bu inanılmaz önemli bir konu. Neden diyeceksin? Şimdi anlatacağım sana. Aslında birçok konunun temelini oluşturuyor ve soruları çözerken cebir kısmının en değerli konularından bir tanesi gerçekten x kare e, artı iki artı dört x artı dört mesela eşittir sıfır diyelim. Bu ikinci dereceden bir denklemdir ve bu denklemin çözümünü nasıl bulmayı öğreneceğiz? X'i yalnız bırakalım. Harikasın, süpersin. Zaten yalnız kaldı ama bunu çözerken ikinci dereceden denklemleri kullanacağız ve inanılmaz değerli bir konu e, çözüm kümesini bulmayı yani x'i bulmayı öğreneceğiz senin dediğin gibi x'in kaç olduğunu bulmaya çalışacağız diskriminant öğreneceğiz o da delta zaten b kare eksi 4 ac diye çok bomba bir formülü var bunun büyüktür sıfır eşittir sıfır küçüktür sıfır olma durumlarına bakacağız küçüktür sıfır olma durumunda karmaşık sayılar yani z'leri göreceğiz z dediğimiz şeyin içerisinde i denilen ...kare kök eksi bir denilen çok önemli bir ifade var. Bunlara bakacağız beraber. Ardından kök kat sayı ilişkilerine bakacağız. Köklerin toplamı, köklerin çarpımı nedir ve benzeri. Bunların her birisinin belli formülleri var. Bu konu birazcık daha formüllere dayalı. Üniversitelerine giriyor mu hocam? Kesinlikle. En fazla gelen hatta diğer konuların içerisinde de gelen... ...çok temel bir konu. Cebir'in çok önemli yani matematikte biliyorsun biraz benim... ...cebir kısımlarını biz seninle beraber şu ana kadar ne yaptık? Sayma olasılık yaptık, fonksiyonları yaptık, polinomlar yaptık. İkinci dereceden denklemleri de bugün yapacağız. Ardından geometri kısmına geçeceğiz. İşte dörtgenler, çokgenler, uzay geometrisine geçeceğiz ama bu cebir kısmının en bomba konularından bir tanesi diyebilirim sana. Peki bunların temelleri biz nerede atmıştık? Ortaokulda bir kere bilmeyen denklemleri çözmüştük yedinci sınıfta ve benzeri. Dokuzuncu sınıfta denklemlere zaten gerçekten iyi bir giriş yapmıştık. Dokuzuncu sınıfta denklemleri bayağı bir çözmüş. Hatta problemler konusu tamamen denklemler üzerine kurulu bir konu aslında. Dokuzdan TYT'ye bu öğrendiklerimizin aslında TYT tekrarını yapacağız. Peki biliyorsun kampımızda matematik haftamızın içerisindeyiz. FKB haftamız gelecek ardından ETC haftamız gelecek ve bunu yaparken... 9'dan 10'a hazırlık setimizi kullanıyoruz. Kampımızdaki programla özdeş bir şekilde ödevlendirmelerimizi buradan yapıyoruz. Hemen sana ödevini vermek istiyorum. Ee, buradan hemen ödevimizi verelim. Biliyorsun burada üç tane kitabımız vardı. Mat, FKB ve ETC. Buradan sana ödevini vermek gerekirse burada yazıyor zaten. Sayfa 72 ile... 84 arasını çözmeni istiyorum. Çok değerli bir konu. Tekrar söyleyeyim. Tekrar tekrar etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz karşımıza gelecek. İkinci yönelik denklemler burada. Sayfa 72'den başlıyoruz. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemleri tekrar ediyoruz. Ardından Test 3'te e, denklemler konusunun 9. sınıf tekrarını yapıyoruz. İstersen TYT kısmını sonraya bırakabilirsin. Eğer çok gelirse yapamadığın soruların çözümü zaten video çözümünde izleyebilirsin. TATS uygulamasıyla biliyorsun. Ardından TYT'yi de yaparsan artık cebir kısmını tamamlamış oluyoruz. Ve mat haftamız, matematik haftamız gerçekten süper bir şekilde tamamlanacak. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Müzik <laughs> İkinci derecen denklemlerde Tomuç'un um, bir kere şöyle bir kalıp var. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır şeklinde bir kalıp var. Yani bizim bilmemiz gereken ikinci derecen denklemi yaratan şey aslında şuradaki iki. Şurada iki yüzünden aslında ikinci derecen denklemler olarak adlandırılıyor bunlar. Bu iki olmasa da ikinci derecen denklem olmaz. Mesela şu kaçıncı derecen denklem oluyor Tomuç Çünkü burada aslında üstünde görünmez bir bir, bir vardır. Var. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla ikinci derecen denklemler olabilmesi için a'nın sıfır olmaması gerekiyor. Yani buradaki a x kare teriminin olması gerekiyor. Denklem olabilmesi için zaten eşittir olması gerekiyor. Onu zaten biliyoruz. Burada katsayılara baktığımız zaman bir ikinci dereceden denklemlerde x karenin başındaki sayıya katsayı deriz. x'in başındaki sayıya katsayı deriz. c de kendisi sabit terim olduğu için bir katsayıdır. Neden? Çünkü biz cebirsel ifadelerden eskiden öğrendiğimiz şey neydi? Bunlar birer terimdi Tomuç evladım benim. Bu terimlerin katsayıları x'lerin dışında bildiğimiz sayılardır. Mesela bir örnek yapayım. Bu a, b, c kafanı karıştırmış olabilir. Mesela bir örnek yazayım. Mesela 5x kare a eksi 7x artı 4 eşittir 0. Bu için yerine denklem Evet. Çünkü burada x kare var. Peki bunun kasları nedir evladım? Hemen söyleyeyim seninle beraber. Bak burada bir 5 var. Burada bir eksi 7 var. Yazmak eksi yazmak zorundayız. Burası da 4. Yani bu ABC kavramını çok iyi anlamamız gerekiyor. İkinci dereceden denklemi çözülmemiz için. A dediğimiz şey x karenin başındaki katsayı. B dediğimiz şey x'in başındaki katsayı. C dediğimiz şey de e, sabit terim dediğimiz zımbırtı diyoruz. Bunları bir anlamamız gerekiyor. Denklem kökü dediğimiz şey ise işte bu kökler toplamı falan filan diyor. Uyduruyorum ya bir sürü şeyler. İşte bunların hepsi aslında x'in değeri demek. Yani çözüm kümesi demek. X neyse denklemin kökü olur. X'in sonuçta bulduğumuz e, değeri dersek yalan olmaz. Yani denklem kökü dediğim şey denklemin çözümü. Mesela Tonguç'um X artı 2 eşittir 7. Bu da denklemin kökü nedir Allah aşkına? Bu denklemin kökü nedir? Hemen söyleyeyim. X. Ama. X kaçtır hemen söylesene bana 5. İşte bu kadar. X eşittir 5 ya. Bu aslında denklemin kökü dediğimiz şey oluyor. Bak denklemin kökünü burada koyarsan yerine olur. 5 artık eşittir 7 olur. İşte mantık burada diyoruz. Denklemdeki bilinmeyenlerin değeri bize aslında çözüm kümesini verir. İşte çözüm kümesi dediğimiz şey aslında denklemin kökü dediğimiz şeydir. İşte bak bu kavramlar kaf kafamızı karıştırabilirler de. O zaman hemen şöyle yazalım. Kök eşittir e, çözüm eşittir sonuç eşittir çözüm kümesi hatta böyle çk diye yazarız bunu bunların hepsi aynı e, şey maydanozu yani aynı aynı şey bunların hepsi her şeyde karşımıza bunlar gelecek ve bunların hepsi de aynı e, ee, zımbırtının farklı farklı söyleniş halleri diyoruz. Ve ABC kasteleri çok önemli diyoruz. X karenin başındaki sayı A. Şimdi gel bu, bunu birazcık anlamaya çalışalım. Yapalım hocam. Mesela ee, bir denklemin, ya bir ikinci denklemin çözüm kümesini bulmak aslında denklemin değerini bulmaktır. Yani x'in kaç olduğunu x kare eksi 16 eşittir 0. Bunun çözüm kümesi x'i bulabilir mi Allah'ını seversen? Hemen şöyle yapalım. Bulalım hocam. x kare eşittir. Bunu karşıya 16 eder. x kaç çıkar Allah aşkına? Hemen kaç çıkar eksi evladım? Söver 4. Mi? Evet süper ama artık biz hangi o sınıftayız sonuç evladım benim? 10. E, o zaman bu kadar. Eksi 4 ve artı 4. Harika işte bu kadar. Yani aferin tebrik ederiz nasıl bildin? Yani Onu biz artık. Onun sonra bir anda beynime ışık geldi. Ha, evet gerçekten ışık geldi. 11 deyin kök içinden de çıkarım. Eksi 4'ün karesi de 4'tür. 16'dır pardon. Bak 4, eksi 4'ün karesi de 16'dır. 4'ün karesi de 16'dır. Dolayısıyla biz artık lisede olduğumuz için Neyin karesi 16'dır dediği zaman ben ne diyeceğim artık? Bilmiyorum. Hayır. <laughs> 4 veya eksi 4 diyeceksin. Eskiden ne derdin ortaokuldayken? Dördün e 4'ün karesi derdin. Neyin karesi 16'dır Tonguç Eylül Dördün. Ama artık lisedeyiz. Eksi 4 artı 4'ün. Yani. O yüzden ben şöyle çözüm kümesini açıyorum. Eksi 4 virgül artı 4 yazıyorum. Mükemmel zekisin Tonguç'um. Geldik bu zımbırtıya. 3x kare eşittir 0. Ya x ne olabilir ki? Ya o zaman x kare eşittir 0. x kare eşittir 0. O zaman x dediğimiz şey sıfırdır. O zaman çözüm kümesi de sıfırdır diyebiliriz. Bu çok basit bir şeydi. Şuna bakalım bir de. Burada enteresan bir şey var. E bu artı 4'ü karşı atalım. 2x kare eşittir. Eksi 4 çıkar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x kare eşittir. Kaç çıkar Tonguş evladım benim? Eksi 2 çıktı. Neyin karesi eksi 2'dir Tonguş evladım benim sence? Eee... Neyin karesi? Neyin eksik Böyle bir şey olabilir mi Allah'ını seversen? Olmaz. Yani bak, Saçmalık, skandal. matematik bittiği nokta. Harika. Bir saniye. matematik bitmedi. Bir sayının karesi her zaman ama her zaman pozitif olmalı. Pozitif olmalı. Adam ne yapmış bu da eksik yapmış. Böyle bir şey olamaz. O yüzden kısa bakma arkadaşım. Bunun cevabı yoktur. Cevabı olmayanlara cevabı e, yok diye dediklerimize boş küme diyoruz ve geçiyoruz. Bu Diğer... 2x kare eksi 6x eşittir 0'ın çözüm kümesini bulmak istiyorum. Burada şöyle bir metot var. Çarpanlara ayırma metodu var. Mesela ben bu ikisinde de bu iki de ortak olan 2x parantezine alıyorum. x eksi 3 karşımıza geliyor. Eşittir 0 çıkıyor. Yani bak 2x e, parantezine 2x çarpı x'tir bu. Bu da 2x çarpı 3'tür. E, hatta şöyle yazayım. 2x çarpı 3'tür. Dolayısıyla bunların ortak parantezine alıyorum. Geriye x eksi 3 kaldı. Ve eşittir 0. Peki Tomuç. X kaç olursa bunun sonucu sıfır çıkar. Bak şöyle düşün. İki şey çarpılıyor. Yani mesela e, A çarpı B eşittir sıfır demiş. Sallıyorum mesela. Evet. İkizden biri kesin sıfır. Kesin sıfır olmak zorunda. Yani 2X'den ve X eksi 3'ten bir tanesi kesin sıfır olmak zorunda. Peki 2X sıfır olursa X kaç olur alırsa sıfır olabilir x eksi 3 sıfır olursa x kaç olabilir Tonguç evladım benim? 3 olabilir. Süper. Mes Çünkü 3 eksi 3 sıfırdır. İşte o zaman burası sıfır olur. Sıfırla bir şey çarpırsa sıfır olur. Dolayısıyla x dediğimiz şey ya 3 olur ya sıfır olur. Acayip önemli bu konu. Dikkat edelim. Geldik bu zumbırtıya. Mesela burada da hani hatırlıyor musun? Eskiden şöyle bir metodu öğrenmiştik. 3 terimlerin çarpan araması. x x bu da 3 ve 2 idi Tonguç evladım benim. Hayır buna e, ne diyelim mesela? 6 ile 1 diyelim özür dilerim. 6 ile 1 diyelim. 6 ile 1'in e, çarpımı değil de eksi 6 ile artı 1'in çarpımı eksi 6 eder mi Tonguç Eren Bey'im? Evet. Eksi 6 ile artı 1'in toplamı eksi 5 eder mi Tonguç Eren Bey'im? Evet. O zaman bak ikisinin toplamı ortadaki, ikisinin çarpımı da sondaki etti. Dolayısıyla ben bunu aslında x eksi 6 yani şu zımbırtı hatta şöyle paranteze koyabilirim. Çarpı x artı 1 şeklinde yazabiliyorum. Eşittir sıfırmış. O zaman iki şeyin çarpımı sıfırsa... O zaman bir tane sıfır olmak zorunda değil mi Allah'ını seversen? Evet. O zaman x eksi 6 sıfır diyelim mesela sallıyorum. Mesela. O zaman x kaç olur? 17. Evladım 17 eksi 6'nın sıfır olsun. Tangoz musun? Buranın sıfır olmasını istiyorum. 6 6. Süper zekisin. X 6 olabilir. 6 eksi 6 sıfır çıkar. Bu neyse bana ne. Hiç umurumda değil. Çünkü bir şey çarpı sıfır. Sıfır çarpı bir şey sıfır çıkar. Peki şimdi bunun sıfır olmasını deneyelim Tonguç'um. E x artı bir sıfır olsa o zaman x'in eksi bir olması gerekiyor. Bak eksi bir artı bir sıfır çıkar. O zaman bu da otomatikman sıfırlanıyor zaten cevap sıfır çıkıyor diyoruz. O zaman çözüm kümesini bulmak için böyle yöntemler var. Ve zaten iki kare farkında mesela a eksi b çarpı a artı b olduğunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. a artı b'nin karesinin e, pardon a'nın karesi artı 2 a b artı b kare olduğunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. a eksi b'nin de a kare eksi 2 ab artı b kare olduğunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor. a eksi b'nin karesinin. İşte bunlar zaten çarpanlar ayırma metotlarında çok karşımıza gelecek Tonguç'cum. Hemen sana bir tane örnek verebilir miyim Tonguç Erdem Bey'im? Estağfurullah hocam. Mesela x Sen kare. Sizin. x kare eksi 9 eşittir ise x kaçtır? Güzel bir soru. Gerçekten. Burada demin ben sana sorduğumda sen ne demiştin? 3. X3 demiştin. Ama sen artık lisede olduğu için bunun yöntemi şu aslında. Bak bu iki kare farkıdır aslında. Bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. Ne x bu x'in karesi bu da 3'ün karesi. O zaman x eksi 3 çarpı x artı 3 değil midir Allah'ını seversen bu evladım evet. benim. O zaman x bak bir şeyle bir şeyin çarpımı sıfır. O zaman ikisinden bir tanesi sıfır olmak zorunda değil mi? Evet. O zaman x eksi 3 sıfırsa x kaç olabilir Allah'ını seversen hemen söyler misin bana evladım? 3. Süper 3 eksi 3 sıfır çıkar. Peki x artı 3 sıfırsa x kaç olabilir Tonguç evladım benim? 3. Ee, Hayır dangoz ve x artı 3 sıfırsa x kaç olur evladım benim? S eksi 3. Mükemmel eksi 3 artı 3 sıfır çıkar. Süper zekisin gelecek. Dolayısıyla işte bu 3 veya eksi 3 dediğimiz şey zımbırtı aslında iki kare farkından çıkıyor diyoruz. Ve geldik tam kareye tamamlama yöntemi diye havalı bir yöntem göstermek istiyorum sana. Demin öğrendiğimiz şey neydi hatırlıyor musun? E, ee, A artı B'nin e, karesi eşitli neydi a kare artı 2ab artı b kareydi hatırlıyor musun evladım benim? Evet hocam. Şimdi ben buna tam kare diyorum. Bu tam kare metodunda mantık şu ya x kare artı 2x e, dediğimiz şey bak x kare artı 2x gibi düşün bunu burada bir şey olması gerekiyor ki bunu tam kare yapabileyim. Bunu tam kare yapabilmek için e, buradaki mantık şu aslında şimdi şu zımbırtı şu zımbırtı e, x kare artı 2 x'e bak x'in karesi artı 2 çarpı x çarpı 1 diyelim buna artı 1'in karesi desek işte tam bir tam kare oluyor. neyin karesi oluyor bu aslında? x artı 1'in karesi oluyor. x artı 1'in karesini oluşturabilmek için burada artı 1 olması gerekiyor. Ama burada ne var Tonguç evladım benim? Burada saçma sapan eksi 1 var değil Saçmalık. mi? Saçmalık. Ben de bunu düzeltebilmek için 2 ekliyorum Tonguç evladım benim. Çok enteresan bir şey. Birazcık birazcık kıl bir metot biliyorum. Bu 2 eklediğimiz zaman karşımıza şöyle bir şey geliyor. Hemen şöyle yapalım. Bak şu zımbırtıyı yapıyorum. Hop. x kare artı 2x artı 1 oluyor. Ama buraya 2 eklediğim zaman eşitlik bozulmasın diye buraya da 2 ekliyorum Tonguç evladım benim. Dolayısıyla eşittir 2 çıkıyor. 0 artı 2 çıkar. Burası da x'i 1 artı 2 çıkar. Bak böyle bir denklem çıktı. Şu zımbırtı kaç dağılansın x artı 1'in karesiydi. O x artı 1'in karesi eşittir 2 ise neyin karesi 2'dir? Bak burası kıl bir şey biliyorum. Güzel Gerçekten zor bir şey. Neyin karesi 2'dir Tonguç Öğren Bey? Hiçbir şey. Hay ne hiçbir şey? <laughs> Evladım kökünün bir kere karesi. 1 1 2 2 4 ne bileyim hocam. Mesela şöyle düşün. Şöyle düşün. Mesela 16. Bunun bir kenarı kaçtır Tonguç Öğren? Süper. Peki bunun e, 10'sa bir kenarı kaçtır? Kök on. Süper zekisin. İşte neyin karesi? 10'dur dediğimiz zaman kök 10 demen gerekiyor. O zaman x artı 1 dediğimiz şey aslında kök 2 olmak zorundadır diyoruz. Bravo diyorum sana. E, ee, kök 2 olmak zorundadır. Veya, veya ne olabilirdi de demiştik hatırlıyor musun? x artı 1 eksi kök 2 de olabilir demiştik. Nasıl? Neyin karesi 16'dır sonuç Eylem Bey'im? 4'ün. 4 veya? Eksi 4'ün. Süper. Çünkü artık Aynı konuşalım. şekilde neyin karesi 2'dir? Kök 2'nin veya eksi kök 2'nin diyoruz. O zaman diyorum ki x dediğimiz şey bu e artı 1'i karşı atınca kök 2 eksi 1 çıkıyor. X dediğimiz şey bu artı 1'i karşı atınca eksi kök 2 eksi 1 çıkıyor. İşte iki tane çözüm kümesini bulmuş oldun. Bravo diyorum sana. Bunlar kaliteli ve kazı kur. aziz sorular. Dolayısıyla şimdi bunları ufaktan anlamaya çalış. Sonra zaten çok daha detaylı çok daha güzel bir şekilde yapacağız diyoruz. İşte geldik ikinci derecen denklemlerin Ultra, ultra matematik çözümlerine diyoruz ve sana çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Onun adına nedir bir tonuç benim Üçgen dediğimiz şey yani delta. Delta. De, biraz söyle bakayım. Çok güzel. Delta. Harika. Çok güzel. Uzun yıllar yurt dışında. Evet ya. bravo diyorum sana. Delta dediğimiz şey aslında bunu ileriki matematik hayatında çok karşına gelecek gerçekten de. O kadar çok karşımıza gelecek ki artık kusacağız bu delta'dan. B kare, B kare eksi 4 ac diye bir formül var. Tabii bu a ile c arasında hepsinde çarpma var diyoruz. B kare eksi 4 ac deyince hakkına ne gelecek? O zaman hem söyler misin bu? B kare eksi 4 ac. Delta evladım. Bilmiyorum delta dediğim delta falan şey falan, özür B kare eksi 4 ac. Peki bu b ac nedir Tonguç Eran? Kim, kim i̇şte ben sana ilk daha dersin başında şunu gösterdim. A, B, C aslında A x'e başındaki sayı, B x'in başındaki sayı, C de buradaki sabit sayıdır dedim. İkinci öğrenen denklemleri yazarken böyle bir metot var dedik. Ve bu A, B, C de onlar aslında. Burada karşımıza şöyle bir şey geliyor. Bu delta'nın durumuna göre delta büyüktür sıfır veya delta eşittir sıfır veya delta küçüktür sıfır olmasa göre yani buradan ne çıkıyor acaba hesaplarız buluruz falan filan. Ee, ve sonuçta üç tane farklı durmuyor. Mesela bir örnek yapmak istiyorum x kare artı 5x eksi 2 e, diyelim. Eşittir sıfır diyelim. Bunun e, bak a'sı nedir? Hemen söyler misin Murat? a'sı nedir bunun? a dediğimiz şey x karenin başındaki gidiyor. Bunun başında görünmez bir... Bir vardı. Süper. a dediğimiz şey bir o zaman. B dediğimiz şey kaçtır Tonguş evladım benim burada x'in x başındaki sayı süper. Peki C dediğimiz şey kaçtır evladım burada e, hemen 2. E, evet eksi 2 süper iki. eksi 2 eksi söylememiz gerekiyor bravo diyorum sana. Dolayısıyla C'yi bulduk. Şimdi B kare eksi 4 çarpı yapalım. Bunun karesi yani 5'in karesi eksi 4 çarpı A nedir? 1 1 çarpı e, C nedir? Eksi 2 eksi 2 şöyle parantezi yazalım onun da karışmasın. O zaman 25 eksi 4 kere 1 4 eksi 2 çarpacak bak eksi 4 da eksi 2 çarpacak artı 8. Bak kaç çıktı Tunguş Erhan benim 33 çıktı. Ne çıktı? Pozitif çıktı. O zaman diyorum ki delta dediğimiz şey büyüktür sıfırsa iki tane iki tane farklı reel kökü vardır. Aynı mesela şöyle bir şey vardı ya x kare eksi 16 eşittir sıfırda. x kaç olabilir Allah'ını istersen? x ya 4 olur ya da eksi 4 olur. İşte iki tane farklı reel kök dediğimiz şey bu aslında. Yani 4 veya 4 veya eksi 4 dediğimiz şey aslında buradan geliyor. Bravo diyorum sana çok güzel oldu. Ama bazı kıl durumlar var. İşte o kıl durumları tespit etmek için işte bu delta parametresini kullanıyoruz. Diyoruz ki iki farklı reel kökte de delta büyüktür sıfır. Zaten şu ana kadar öğrendiğimiz şeydi. Ama bazen Tonguç'um İkisi de aynı e, kökler olabiliyor. Bazen de reel kökü olmuyor. Delta küçüktür sıfır çıkarsa reel kök yok. Delta küçüktür sıfır çıkarsa reel kökü yok demek aslında bunun kökü yok demek değil, reel kökü yok demek, bunun sanal kökleri var demek, karmaşık sayı kökleri var demek. Bir de delta eşittir sıfır çıkarsa tohumu Bey'im tek kök denebiliyor veya çakışık kök denebiliyor. Bunlar bir sürü farklı adları var. Veya Tonguç'um çift katlı kök denile, denilebiliyor. Bunların farklı adları var. Ama tek kök diyoruz. Bak iki farklı real kök. Delta büyüklüğü sıfır. Delta eşit tek kök. Delta eşit hiç kök yok. Sıfır. Bitti. Yani yok. Delta e, küçüktür sıfırsa reel kök yok ve hatta bunlar sanal kök diyoruz. Bunları daha detaylı yapalım şimdi seninle bir uygulama yapalım. Bu acayip önemli çünkü gerçekten matematiğin temelini oluşturuyor. Mesela hemen şunun deltasını bulalım. Ama onu bulabilmek için ilk başta ne yapmamız gerekiyor? A, B, C'sini bulmamız gerekiyor. X karenin başındaki sayıya A diyorduk. Hatırlayalım. Hemen şöyle yazalım. A x kare artı B x artı C eşitir. Bunu ezbere bilmen gerekiyor. Burada x karenin başındaki sayı kaç evladım benim? A. O zaman bunun başında görünmez bir bir vardır. Süper O zaman bunun A'sı bir. Yazdık bile. B'si kaçtır? Hemen bakalım sana beraber. X'in başındaki sayıya B diyorduk. O zaman bunun başında ne vardı Tonguç Eren Görünmez bir dört vardır. Ne görünmez Görünmez bir dört C eşittir kaç lazım? Hemen söyler Buradaki tek sayı zaten. Burada bildiğimiz tek sayı. 1. Süper dikisin. Dolayısıyla A B, bulduk. Şimdi delta'nın formülünü hatırlayalım. Delta eşittir. B kare eksi dört idi. O zaman hemen yerine koyalım. B'nin karesi yani 4'ün karesi eksi 4 çarpı A yani 1 çarpı C yani 1. Dolayısıyla 16 16 eksi 4 yani 12 çıktı. Ha ne çıktı o zaman? Delta büyüktür 0 çıktı. Ne demekte delta büyüktür 0? 2 farklı reel kök demekti. Oh be rahatız. Şimdi bu iki farklı reel kökü bulabilmek için ne yapabiliriz? Bunu bulabilmek için şöyle bir formülümüz var. Eksi B artı eksi kare kök delta bölü 2A gibi gerçekten ultra astronomik formüller geliyor karşımıza artık diyoruz. Peki bu ne demek? Kökleri bulurken şöyle bir formül var. X1 veya X2 eşittir. Eksi B artı eksi kare kök içinde delta bölü 2A bizim asıl formülümüz. Bu sene en fazla konu. Yani aynısını tekrar yazdım. Ama kökleri burada şekilde gösterdim. Dedim ki o zaman ilk, ilk kökü bulurken yapacağımız şey şu. Bunu yerine artı yaz bak. İkinci kökü bulurken bunu yerine eksi yaz bak. Gel senle yazalım. B kaçtı zaten biliyorduk. Bak 4'tü. O zaman eksi 4 eksi 4 artı diyorum x1 yazarken. Diğerine de eksi 4 eksi diyeceğim. Bu artı eksi aslında o manaya giriyor. Bir tanesine artı bir tanesine eksi yaz kardeşim diyoruz. Delta karekök delta ama dikkat et. Delta kaçtı burada Tonguş'a 12 idi. O zaman karekök kök 12 bölü Karekök 12 bölü yani aynı şey yazıyorum ama bir tanesini artı yazdım bir tanesini eksi yazdım. Bölü 2A. A kaçta alırsanız A 1'di. O zaman 2 çarpı 1 nedir? 2'dir bölü 2 bölü 2. İşte bu birinci köküdür. Bu da ikinci köküdür. İki farklı reel kökleri bu şekilde bulabiliyoruz Tonguç Erdoğan Uygulamada tabii gerçekten de karışık gibi gözüküyor. Halbuki bu sorularla alıştıktan sonra konuya alıştıktan sonra senin için lokum gelecek bunlar diyoruz. Ve karmaşık sayılara geçiyoruz. Artık iyice karmaşıklaşmaya başladık onlar diyoruz. Ama halbuki karmaşık sayılar bu işin kolay kısmı. İkinci denklemlerde delta küçüktür sıfır dedik ya. Evet. bu delta küçüklüğü sıfırda aslında ne demiştik Tonguç Erhan Reel kökü yok demiştik. İşte reel kökü olmadığı durumda aslında sanal kök yani karmaşık kök vardır dememiz gerekiyor. Mesela x kare artı bir eşittir sıfır. X'in çözüm kümesi nedir desek? Ya hemen şöyle yapalım. X kare eşittir. artı bir kökü, eksi bir. Neyin karesi eksi birdir Tonguç evladım benim? E, ee, kare kök eksi birin. Ay saçma saçmalama ne alakası var neyin karesi eksidir? Ne? Evladım ha beynin durdu biliyorum süper, süpersin süpersin. Tonguç ne demiştik? Bir sayının karesi ne olmak zorundadır Tonguç benim? Bir sayının karesi her zaman pozitif olmak zorundadır. Ben sana sorduğum soru zaten baştan fiyasko. Ben sana diyorum ki neyin karesi eksidir diyorum Tonguç evladım benim. Neyin karesi eksi bir sayıdır? Öyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bir sayının karesi pozitif olmak zorundaysa... Aa, o yüzden benim i, durdu. Aynen. Hiçbir sayının karesi... Evet. Gerçekten çok güzel bir erör verdin. Ve bunun sebebi de aslında karmaşık olması bu konunun. Neyin karesi eksi 1'dir? Öyle bir şey olamaz ki diyeceksin bana. Ama öyle bir şey oluyor. Aslında çok güzel bir cevap verdin. Neyin karesi eksi 1'dir? X eşittir. Kare kök eksi 1 çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi dünyada? Öyle bir şey olamaz demişler ve demişler ki... Bunlar karmaşıktır. Biz bunları farklı bir kategoriye koyalım demişler. İşte eksi bir sayısı o yüzden karekök eksi bir sayısı o yüzden aslında sanal birim olarak adlandırılmış ve karekök eksi bir sayısına i denilen bir küçük i harfi vermişler. Böyle i harfi vermişler. Bu i harfi ne demek biliyor musun? Aslında imajinerden geliyor. Yani sanal sayıdan geliyor. Yabancılar imajiner dediğimiz şeye sanal diyorlar. İşte bu i sayısı aslında normal bir sayı değil. Karakök eksi bir böyle bir şey olamaz ki dünyada. Ama işte bu olamaz dediğimiz şeyi biz karakök eksi bir ile göstermişiz. İ'nin karesidir Allah'ını seversen. Bak şöyle düşünelim. Karakök eksi 1 ile karekök eksi 1'i çarparsak karekök eksi 1, karakök eksi 1, karekökten kurtulur eksi 1 çıkar. İşte hiçbir sayının karesi eksi 1 eksi olamaz. Ama sadece ve sadece dünyada tek bir sayının karesi eksidir. O da i sayısıdır diyoruz. İşte bu da özel bir sayı. Sanal birim dediğimiz bu sayı. Mesela karekök eksi 4 dediğimiz şey nedir biliyor musun aslında? Hemen şöyle yapıyorum. karekök 4 çarpı karekök eksi 1 şeklinde yazabilir. Çünkü 4 kere eksi 1 eksi 4'tür. Tamam eyvallah. Böyle bir şey olamaz normalde de. Ben diyorum ki şu kök 4 ikidir. E, bu zımbırtı dediğimiz şey zaten bizim olamaz dediğimiz karmaşık sanal birim. Dolayısıyla iyidir. Dolayısıyla cevabımız iki iyi şeklinde bulunabilir. Böyle güzellikler var bu karmaşıklarla diyoruz. Karmaşıkların genel gösterimine baktığımız zaman Z harfiyle gösteriliyor. Z harfi görünce hemen karmaşıklar aklınıza gelecek. Z harfi eşittir mesela A artı B şeklinde yazabiliyor. A artı B şeklinde yazılınca mesela bir örnek yazmak istiyorum sana. Ee, mesela 2 artı 3 i diyelim. Bunun e, sol tarafında bildiğimiz normal bildiğimiz sayı var. Yani 2 var. Buna biz karmaşık sayının reel kısmı diyoruz. Ama sağ tarafında bu i ile çarpılan sayıya ise aslında sanal kısım diyoruz. Hatta buna bazı hocalarımız imajiner kısım da diyebiliyorlar. E, zaten e, da var bu diyoruz. O yüzden bunun reel kısmı kaçtır Tonguç Eren benim? İki. Süper zekisin. Bunun sanal kısmı kaçtır Tonguç Eren benim? Üç. Süper zekisin. İşte sanal ve reel kısmı görebilmek çok önemli. Mesela Z eşittir beş eksi i demiş. E bunun reel kısmı kaçtır Tonguç Eren bildiğimiz sayı? Beş. Süper zekisin. Peki imajiner kısmı kaçtır Tonguç Eren benim? İ'nin başındaki sayı? Aa şey yok. Ama görünmez bir bir vardır. Süper zekisin ama başında da eksiği unutmayalım. Eksi bir de diyebiliriz. Mesela bunun reel kısmı Kaçta Tonguç Erhan benim? Üç. Hayır patlarsın. Bu i ile çarpılan kısım her zaman imajiner kısımdı. E real kısım kaçta o zaman Tonguç Üç. Sıfır. Yok olmadığı için sıfır diyoruz. Bravo diyorum sana. İşte karmaşıkları bazen Tonguç şöyle bir düzlemde de gösterebiliyoruz. Buna reel düzlem buna da sanal düzlem diyoruz. Bu ve bu çakışınca bak reel kısım e, reel e, şey doğruya yazılıyor. Sanal kısım B idi. Sanal doğru yazıyor. İşte A artı B i şey de buradan çıkıyor diyoruz. E, eşleniğine baktığınız zaman eşleniği ise aslında bir karmaşık sayı ile çarpıldığı zaman reel sayı çıkartan zımbırtıya biz eşlenik diyoruz. Ve üzerine bir çizgi atarak gösteriyoruz. Mesela Z eşittir A artı B ise Z'nin eşleniği böyle üzerine bir çizgi atıyoruz. Z e, eşlenik diyoruz. A eksi B i oluyor. Yani yaptığımız şey çok basit. Real kısım aynen kalıyor. Ama imajiner kısmı yani sanal kısmın başına eksi getiriyorsun. Bir Mesela 3 eksi 2 ise. 3 eksi 2 ise. Bunun eşliği nedir biliyor musun? 3 artı 2'dir. Yani imajiner kısmın işareti değişiyor. Bu da başka bir gösterim diyoruz. Şimdi ben bununla bunu çarpınca diyorum ki reel sayı eşittir. Gel deneyelim. Mesela 2 artı ile 2 eksi birbirine eşleniyordur. Neden diyeceksin? Çünkü bu e, artı 1 demiş. Bu da eksi 1 demiş. Hadi çarpalım sana beraber. Bununla bu, bununla bu. Bununla bu, bununla bu. 2 kere 2 4. Bravo diyorum sana. Teşekkür Çok diyorsun. güzel. Zor sorularda başarırsın gerçekten de. 2 i̇ki 2 iki çarpı eksi i eksi 2 i'dir. 2 i çarpı artı 2 artı 2 i'dir. Artı i çarpı eksi i eksi i'nin karesidir. Şimdi gel senle bunu düzenleyelim. Bunlar zaten birbirine götürdü. Yok oldu. 4 eksi i kare çıktı. Hatırlıyorsan sana çok önemli bir şey göstermişim. Dünyada tek bir sayının karesi eksidir. O da i'dir. i'nin karesi eksi 1'dir. Dünyada tektir bu. Dolayısıyla i'nin karesi eksi 1 ise 4 eksi eksi 1 diyorum. Burası artı oluyor. 5 doğru cevabımız. Yani bak reel sayıya eşit çıktı diyoruz. Karmaşıkların eşitliğiyle çarpımı diyoruz kök kat sayısı ilişkisi de gerçekten ikinci denklemlerde üniversite en çok çıkan konulardan bir tanesiydi. Hatta yani bizim e, okul yazılarımıza da en fazla çıkacak konulardan bir tanesi. Kök kat sayısı ilişkisine bakarsak a x artı b artı c eşittir sıfır denklemi. Zaten ikinci denklem. Köklerinin toplamı dediğimiz şeyi yani iki tane köklemi vardı iki tane e, kökü vardı diyelim ya ne demiştik hani delta büyüktür sıfır çıkarsa zaten bunun x1 ve x2 denilen iki tane kökü vardır. Yani bunun çözümleridir. nedir? Bu x1 ve x2'yi bir açmak istiyorum. Mesela x kare eksi 16 eşittir sıfırsa x kaç olabilir Tomuş Erhan Bey? Yani neyin karesi 16'dır dersen? 4. Veya? 4. İşte bu x1 dediğimiz şey 4'tür. x2 dediğimiz şey eksi 4'tür. Yani iki tane çözüm vardır. Birincisine 4 diyoruz. ikincisine eksi 4 diyoruz. İşte o gösterdiğim şeyi anlatmaya çalışıyorum sana. x1 ve x 2 dediğim. Bunların toplamı dediğimiz şey basit bir yöntemle bulunuyor. O da Tonguç öğrenmeyim. Eksi B bölü A yöntemiyle bulunuyor. Yani sen buradaki B'yi A'ya bölüp başına eksi koyduğun zaman aslında kökler toplamını bulmuş oluyorsun. Veya köklerin çarpımı nedir? Yani 4 ile eksi 4'ün çarpımı. Bunların toplamı 0. Bunların, 4, bunların çarpımı da eksi 16. İşte köklerin çarpımı bulmak için de basit bir yöntem şu. C bölü A yapıyorsun. İşte bunlar formüller aslında. Bu formülleri bilirsek mesela şunun köklerini bulmadan daha Köklerin toplamını bulabiliriz. Mesela bunun hemen görünmez bir x karenin başında... Bir vardı. Süper. O zaman hemen yazıyorum. A'sı bir. B'si x'in başındaki eksi dört. C'si de üç. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Kökler toplamı dediğimiz şey eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a'ydı. Şimdi hadi bulalım sana beraber. Bunun e eksi'sini yazıyorum. E B'si kaç? Eksi dört. E C e A'sı kaç? Bir. Bir. Eksi eksi artı da cevabımız dörtmüş. Köklerinin toplamı demek ki dörtmüş. Ben bunun daha kökleri bulmadım ha. Ama köklerinin toplamını buldum bile. Bunlar bazı sorular da işimize yarıyor. O, yani niye öğreniyoruz dersen bazı sorular direkt kökler toplamını soruyor sana. Veya kökler çarpımını bulalım. Neydi? C bölü A'ydı. C kaçtı bunu? 3. A'sı kaçtı? Bir. O zaman 3 bölü 1'den 3'tür. Yani köklerinin çarpımı da 3'tür. Gel bakalım senle gerçekten bunun köklerinin toplamı. Kökleri nedir bul bulmaya çalışalım. Ne nasıl buluyorduk köklerini? Hemen şöyle çarpanlara ayırma metodu 3, 1, eksi 3, eksi 1'in çarpımı kaçtır? Artı 3. Toplamı nedir? Eksi 4'tür. O zaman ben bunu x eksi 3 çarpı x eksi 1 şeklinde yazarım. Eşittir 0. E, ee, çarpımı 0'dır Allah aşkına? Şimdi o zaman bu 0 ya da bu 0 olacak. O zaman x 1 dediğimiz şey 3 olabilir. x 2 dediğimiz şey ise ikinci kökü ise 1 olabilir. 1 eksi 1 0 çıkar çünkü. O zaman iki tane kök var. 3 ve 1. Köklerinin toplamı 4. Evet gerçekten de tuttu. Köklerinin çarpımı 3. Evet gerçekten de tuttu. 3 kere 1 3'tür. Diyoruz işte aslında bu yöntemle 2 saniyede bulduğumuz şeyi böyle bir sürü çözmemiz gerekiyor da öyle bulmamız gerekiyor. O yüzden kökler toplamı toplamı zaman direkt bunu söyleyebiliriz diyoruz. Bir de kökleri verilen ikinci yöntemle denklemi yazmaya bakalım seninle. Mesela x kare eksi tx artı c diye bir şey yazıyorum. Ç şey yazıyorum özür dilerim. Bu ne demek Allah'ını seversen? Ne bileyim hocam. Şimdi Tonguç adam sana diyecek ki kökleri 2 ve eksi 3 olan denklem nedir diyecek. Senin yapman gereken şey. denklem nereden bileyim kardeşim ben diyeceksin. Denklem normalde nasıl yazılır? Ax kare artı bx artı c diye eşittir sıfır diye yazılır. Ama sen bunu artık unutacaksın. Diyeceksin ki ben köklerin denklemini yazma ben e, köklerini bildiğim denklemi yazmak istiyorsam bu aslında x1 dediğim bir şey bu da x2 dediğimiz şey. Ha. Diyeceğim ki sonra. Bunların e, denklemi aslında x kare eksi tx artı c, c şeklinde yazılır. Ve bu t dediğimiz şey köklerin toplamıdır Tonguç'cum. Yani x1 artı x2'dir. Bu c dediğimiz şey ise köklerin çarpımıdır. Yani x1 çarpı x2'dir. Yani kökleri çarpıyorsun. Yani ben köklerin toplamı olayım. 2 artı eksi 3 2 artı eksi 3 yani eksi 1. Hop t'yi buldum. Hop ç'yi bulalım. İkisini çarpalım oğlum. 2 çarpı eksi 3. Hop eksi 6. E çeyi de buldum. Sonra denklemi yazıyorum bak. X kare eksi t x yani eksi 1 x artı ç yani eksi 6. Düzenleyelim bunu hemen. Eksi eksi artılar. X kare artı e, 1 x Eksi altı şeklinde eşittir 0. İşte bu denklemi de bulmuş oldum. Yani sen eğer bir denklemi e, vermiyorsa ama sana köklerini verdiyse buradaki formülümüz x kare eksi tx artı ç. Yani x kare eksi toplam e, kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı x şeklinde bir formülümüz var diyoruz. Bu da aslında bir örnek soruydu. Bu soru tarzında çıkıyor sınavlarda. Üniversite sınavlarında çok kullandığımız bir formül diyoruz. Şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumları Hadi bakalım. E, şimdiden başarılı. <laughs>